Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kuluçka makinesi yapımından bahsedeceğim. Bununla ilgili bana bir soru geldi. Video çekeceğim diye söz vermiştim arkadaşa. Buradan da o arkadaşa selam olsun. Şimdi bu en basic, basit düzeyde kuluçka makinesi yapımı. Gerekli malzemeleri sayacağım. Siz hayal gücünüze göre geliştirebilirsiniz. Şimdi strafor yalıtım köpüğü, bu toptancılarda falan bulabileceğiniz, özellikle Kurban Bayramı falan öncesi et taşımak için kullanılıyor. Sebebi de yani hemen bozulmasın, işte soğuğu hapsetsin, termos mantığında çalışıyor. Bizim işimize de şu anlamda yarıyor, içeride işte yumurtaların bulunduğu bölgeyi dışarıdaki hava şartlarından izole ediyor, koruyor yani. Diğer malzememiz termostat, şurada görüyorsunuz. Bunun kullanımını birazdan başlı başına anlatacağım zaten. Bunu AliExpress'ten bulabilirsiniz. Türkiye'de de satanlar var. Ben N11'den bir satıcıdan almıştım. O zamanlar şu an çok kur dalgalı olduğu için net bir şey söyleyemiyorum ama ben aldığım zamanlar 35-40 lira civarı olması lazımdı. Şu an ne alemde bilmiyorum. Sonraki malzememiz ısıtıcı pet. Şu an içinde olduğu için göremiyorsunuz ama kablosu şu. Şöyle reostalı bir ısıtıcı pet. Sonra bir adet cam. Bu kesinlikle şart değil ama olursa çok güzel olur. Şöyle üste koyuyorsunuz arkadaşlar. Yumurtaları, şimdi bunu her açtığınızda bir termostaki kahveyi düşünün. Kapağı her açtığınızda içerideki havayla dışarıdaki hava bir miktar birbirine karışıyor. Aslında bazen havalandırmak iyi bir şey ama sıcaklığı çok yüksek isteyen canlılarda, şu an mesela benim oda sıcaklığında yaşaması gereken bir canlıyı kuluçkalıyorum. O yüzden gördüğünüz gibi bakın aralıkları 21,5'la şöyle göstereyim, 23,5, yani oda sıcaklığı. Ben bunu kapağını açık da bıraksam sorun olmaz ama yine de böylesi daha iyi. Nem de gerekiyor çünkü. Ama eğer böyle 30 derecede falan kuluçkalamanız gereken leopar gecko gibi falan canlılarınız varsa zırt pırt kapağını açmanız çok hoş olmaz. Tercih etmem açıkçası. O yüzden cam bu noktada biraz önem arz ediyor. Yukarıdan izleyebilirsiniz kuluçka makinenizin durumunu. Eğer mesela Antalya'da yaşıyorsunuz, hava 40 derece, 35 derece ama siz 30 derecelik bir kuluçka yapmak istiyorsunuz, şuraları arkadaşlar delip bilgisayar, özellikle işlemci fanları falan koyarsanız soğutmalı bir kuluçka makinesi de yapmış olursunuz. Hiç denemedim ama mantık bu şekilde çalışıyor. Yani ısı için ısıtıcı pet, soğutmak için fan. Başka belki malzemeler vardır ama bilgim dahilinde değil. Hani buz falan düşünmeyin. Buz kontrol edebileceğiniz bir şey olmadığı için zor olur. Elektrikli bir şey olması lazım. Hani güçle çalışacak. Şimdi termostatı size biraz anlatayım. Arkadaşlar termostat burada şöyle bir önem teşkil ediyor. Şimdi ısıtıcı pet ayarladınız. Çok hassas da ayarlamış olsanız bir yerden sonra gücü, yumurtalar mesela atıyorum ben 21,7 derece. Bu şimdi şöyle 23 dereceye gelince kapanıyor. 21,5 dereceye gelince tekrar açılıyor. Şimdi 23 dereceye geçince ben bunu ayarlayamamış olsam 24, 25, 26, 27 diye gidecek bu ısıtıcı pet. Hadi çok iyi ayarladım diyeyim, 24'te, 25'te belki durur. Ama benim istediğim sıcaklık 24, 25'te, benim istediğim sıcaklık bu aralıktaki sıcaklıklar. O yüzden bunu ince ayarını termostat yapıyor arkadaşlar. Çok basit bir mantıkta çalışıyor. İçinde bir tane probu var. Size bunu da göstereceğim şimdi. İçindeki probu ölçmesini istediğiniz sıcaklıktaki alana getiriyorsunuz. Sonra o sıcak, oradaki sıcak alanı, sıcaklığını ölçüyor ve sıcaklık ve istediğim maksimum seviyeye getirdiğiniz anda, bakın şuradan maksimumunu görebiliyorsunuz şu düğmeden, 23 derece. 23 dereceye geldiği anda şuradaki kırmızı ışık sönüyor şu. Sonra yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Düştü. Nereye kadar? 21,5'a kadar. İçindeki prop gene ölçüyor. 21,5'a geldiği anda tekrar arttırmaya başlıyor. Şimdi siz bunu nasıl bağlayacaksınız? Devreye nasıl entegre edeceksiniz? Bu arada belki bilen arkadaşlar var. Ben elektrik mühendisiyim.
söyleyeceğim bağlama taktiğinin kesinlikle arkasındayım yani. Bu konuda şüpheniz olmasın. Şimdi arkadaşlar ısıtıcı pedin kablosuna istediğiniz bir yerden kesik atabilirsiniz. İstediğiniz bir yerden. Ama şeyi iyi hesap edin. Mesela termostata dışarı yapıştırdınız. Kablo içeri giderken hani o mesafeyi iyi hesap edin. Onu zaten size bırakıyorum. Kestiniz. Şimdi şu ısıtıcı pedin kablosunun içinde sıyırınca aslında siz şu an bantlı olduğu için şurası göremiyorsunuz. Bu termostatın iki tane kablosu var. Bir tanesi sarı, bir tanesi sarı, bir tanesi kırmızı. Bunların bir kısmı ısıtıcı pede bağlı, ısıtıcı pedin kendi ilk yani baş kısmına bağlanıyor. Bir kısmı da fişten güç aldığı kısma bağlanıyor. Fişten güç aldığı kısma bağlanan yerleri zaten size devre şemasında gösteriyor arkada. Şimdi şu dışa bağlanan kısım. Burada bakın bir tane kırmızı, bir tane siyah kablo var. Kırmızı genelde artı olur arkadaşlar. Kırmızıyı aynı bunu sıyırıp baktığınızda içindeki kırmızıya bağlarsanız zaten cansız renkler eksi oluyor. Önemli olan kırmızı, kahverengi. Hani böyle kırmızının tonlarında oluyor artı kısım. Aynı şekilde burada da kırmızıyı sıyırdınız, buldunuz, bağladınız. Devre tamam çalışıyor. Eğer bir sıkıntı olursa hemen bantlamayın. Deneyin. Hani çok aptal bir Çinli yaptıysa bilemiyorum şimdi. Çok ilginç bir devre çıkmış olabilir ortaya. O yüzden hani söylediklerimin arkasındayım ama aptal Çinliler hariç. O yüzden siz hemen bantlamayın. Şey yapabilirsiniz yani. Deneyebilirsiniz. Baktınız çalışıyor. Isı falan alıyorsunuz. Çok güzel. Sonra arkadaşlar kabloları birbirine lehimleyebilirsiniz. Ben lehimi çok sevmiyorum. Etraf batıyor, bir de kötü kokuyor. O yüzden iyice bağladıktan sonra etrafını elektrik bandıyla geçirip bandı yakıyorum. O daha sağlam oluyor gibi diyebilirim ama tercih size kalmış. Şimdi bir size içini göstereyim. Termos bu inkübatörümüzün içine bakalım siz hep beraber. Arkadaşlar şimdi size az önce bahsetmiş olduğum cam bu cam işte. Yani bu boyutlarda kestirdim. Siz de fikir edinebilirsiniz. Silikonla yapıştırabiliyorsunuz. Bu şekilde. Ben bu arada strafora dokunmaktan çok hoşlanmadığım için biraz çok kurcalamayacağım. O yüzden kapağını direkt açalım şunu. Siz de içeriği görmüş olun. Arkadaşlar şimdi şöyle tarif edeyim size. Bunlar biraz oynamış tabii. Şöyle durması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar sistem şöyle. Size bir de dışarıda bahsettiklerimden içeride bahsedeyim. Biraz odakta bir problem yaşıyoruz. Arkadaşlar şu siyah ısıtıcı ped. Şu gelen kablo termostatı probu. Çünkü ölçmek istedim. Sıcaklık alanı burası. Yumurtalar burada. Yumurtaların ısısı önemli benim için. 14 wattlık bir ısıtıcı ped kullanıyorum. Siz kafanıza göre 7'liğini de kullanabilirsiniz ama çok da düşük olması. Bir de benim kutu çok büyük olduğu için hani bu belki yüzlerce yumurta alır içine. O yüzden ben böyle bir kutu kullanıyorum. Bundan daha önce Leopar Gecko çıkardım cayır arkadaşlar. Zaten YouTube Shorts'ta da videolarını görebilirsiniz. Şöyle metal bir kap var arkadaşlar. Bu bir çay kutusuydu eskiden. İçinde su var, biraz pislenmiş. Tozlanmış daha doğrusu. Bu suyun bulunma sebebi de şöyle tam üstüne olmayacak şekilde hafif koyuyorum ki zaten metal bu içerideki nemi sağlıyor arkadaşlar. Genelde kuluçkalarda nem de çok önemlidir. Nem çok hassas olması gerekmiyor. Hani net hani ısı gibi yok işte %90 yok %80. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani çok nemli, orta nemli falan filan gibi bu şekilde ayrılıyor. Benim şu an kuluçkadan çıkarmaya çalıştığım canlı orta nem isteyen bir canlı olduğu için bu şekilde yani çok nemlendirmemeye çalışıyorum ama nemi de eksik tutmuyorum. Arada fıspısla yumurtaları açıp üstünü fıspıslıyorum. Leopar Gecko'ları çok kurcalamayın. Sadece o kutunun içine nem koysanız falan yeterli. Bu arada şeyi merak ediyorsanız buradaki canlı şu an sopa böceği. Sopa böceğine kuluçka makinesi de kuluçkalayan ilk manyak olabilirim arkadaşlar. Genelde oda ortamında kuluçkalıyorlar ama benim odam sıcak bir ortam.
Şimdi şöyle bir termometremiz var. Bunun neden olduğunu size bahsedeceğim. Şimdi bunlar insan yapımı arkadaşlar, malum. Hepsi doğru çalışacak diye bir şey yok. Termostatlar sapıtabilir, termometreler sapıtabilir. O yüzden yedekli gitmek her zaman tercih ettiğim bir şey. Yedekli gitmekten kastım, şimdi ben bu probu koydum, her şey çok güzel çalışıyor olsa bile bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bunlar sonuçta devreye hani birer elektronik kart. Şimdi içindeki kartta, elektronikte bir sıkıntı olduğu an yani canlıların hayatı burada söz konusu. O yüzden bu da o arkadaşı destekler nitelikte olmak zorunda. Bakın şu kapağı açtığım için yavaş yavaş ısı düşüyor ama normalde ısıtıcı ısı bu aralıklarda, yani ikisi de birbirini destekler nitelikte. Aralarında bir derece falan fark olmasında hiçbir sorun yok. Yeter ki gönüller bir olsun arkadaşlar. Çok absürt farklar olmasın. Kuluçka makinamız bu şekilde. Kuluçka makinamın üstünde delik var mı diye soran arkadaşlar olabilir. Bunu hiçbir yerde ben bulamamıştım. Delik olmayınca arkadaşlar yumurtalar küflendi. Çok nemden küflendi. O yüzden şimdi şöyle köşelerde birkaç matkap deliği var. 6 tane şu an. 10 tane matkap deliği var arkadaşlar. Onun dışında hiçbir delik yok kuluçka makinamda. Yani delik açıp açmamak size kalmış. Hiç delik açmadan üretim yapan birini de görmüştüm. Ben zaten bu tarifi bir abimden aldım. O da muhtemelen internetten almıştır. Delik açıp açmamak size kalmış. Ama ben kendim ekledim bu delikleri ve daha çok verim elde ettim. Çünkü ilkinde küflenme yaşadım ama yumurtadan kaynaklı mıdır, başka bir şeyden mi bilmiyorum. Ama delikleri açınca kesinlikle düzeldi ve sonra hiçbir canlı kaybım olmadı. Umuyorum sopa böceklerim de çıkacak. Ve umuyorum arkadaşlar bu kuluçka makinesini yapıp bu videoyu beğenip like atan bütün arkadaşlarımın yumurtaları da güzel bir şekilde çıkacağını düşünüyorum. Bana çıkardığınız yavruların fotoğraflarını atabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrar beğenip like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.